fazla dolu görmek, birincilikle oynamak, o çektiğimiz çileleri bir nebze olsun unutturuyor. Düğün tarihlerimizi Göztepe'ye göre belirliyoruz. Galatasaray 2-0 yendiğimiz. Atırsan hocam, atırsanlar falan. Herkese merhaba, Tribünden Maç Hikayeleri'nin yeni bölümüne karşınızdayım. Yanımda Tolga Üzgü var, arkamızda da onun kardeşi Arda var. Tahmin ettiğiniz gibi İzmir'deyiz. Göztepe maçlarına ne zamandır gelmek istiyorduk ama bir türlü denk getiremedik. Artık Göztepe tribünlerinin de bu kanalda olması gerektiğini düşündük ve Göztepe Osmanlı Spor maçına gidiyoruz. Biraz takımlardan bahsedeyim ben. Göztepe bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon 1. ligdeydi. Yılmaz Vural'la Eskişehir Spor'u mağlup ettiler ve üst lige, yani süper denilen lige çıktılar. Bu şey cümlesini çok seviyorum ben. Süper denilen lig. Harika bence ya. ligi şimdi süper yaptık biz ya. Aynen. Eskiden değildi yani. Aynen. Böyle Anadolu takımları, böyle köklü kulüpler bu ligde oldukça bu ligin de keyfi artacak. Daha güzel, daha iyi maçlar izleyeceğiz. Göztepe sezon sonu Yılmaz Vural'la anlaşamadı ve takımın başına Şenol Güneş'in de yardımcısı olan Tamer Tuna getirildi. Tamer Tuna takımın iskeletini çok bozmadı diyeceğim ama çok transfer yaptı çok Göztepe. Çok bozdu ama ligi bilen, ligi tanıyan topçuları bir araya topladı. Daha önce birlikte oynayan topçuları bir araya topladı. Bir de şöyle bir şey var. Alt ligdeki adamlardan Süper Lig'de oynayabilecekler takımda kaldı. Tayfur Büngöl olsun, Halil Akbunar olsun, Yahoviç olsun, Leo olsun. Bunlar kaldı ve takıma katkı sağladı açıkçası. Bu süreçte takım 9 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Tam 32 puan topladılar ve şu an takım 7. sırada bulunuyor. Yani lige yeni çıkan bir takım için çok güzel bir performans. Göztepe'yi tebrik etmek gerekiyor. Tabii bu süreçte emeği geçen oyuncular belli. İşte Scarione'si, Castro'su, ne bileyim Selçuk Şahin'i, Sabri Sarıoğlu'su, Yahoviç'i, birçok oyuncunun katkısı var. Beton'un katkısı var. Ama devre arasında Yahoviç gitti. Konyaspor'a 1,5 milyon euro bonservisle satıldı. Onun yerine Dembaba geldi. Bakalım nasıl performans sergileyecek? Nasıl bir Göztepe seyredeceğiz ikinci devrede? Göreceğiz. Ben ilk devrede Kasımpaşa Göztepe maçına gitmiştim. Onu da sağ üst köşeden çıkarırım. İzlemek isteyenler izleyebilir. Haydi basın şanlı Göztepe! 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 Geçelim konuk takım Osmanlı Spor'a. Osmanlı Spor Lig'e Bülent Uygun'la başladı. Bülent Hoca ilk 6 haftada galibiyet alamayınca takımın başına İrfan Buz getirildi. Takımın başına İrfan Buz geldikten sonra takım 20 haftalık süreçte 5 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı ve 18 puan topladı. Şu an Osmanlı Spor düşme hattının sınırında bulunuyor. Şöyle kadroya baktığınızda Umar Amino, ne bileyim Çikileşi, Serdar Gürler, Numan Çürüksu, gayet iyi oyuncular var. Yani toparlayabilecek bir seviyedeler. Ama tabii ne olur, nasıl olur belli olmaz. Ne diyorsun, maç ne olur Tolga? Valla Göztepe 4 haftadır yenemiyor biliyorsun. Aynen öyle. Son 2 haftadır da beraberlik. Biliyorsun Fenerbahçe elimizden kaçtı. Ya ama şöyle bir şey ya. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor. Yani ligin zirvesinde bulunan 4 takımla oynadı Göztepe. Genel olarak iyi oynadı takım. İyi oynadı. Bu maçta da ben açıkçası Dembaba'dan 2 gol bekliyorum. Oo, Dembaba marşı mı? Aynen. Parti bitti, huzur İslam'da. İyiymiş. O zaman stat çevresinde görüşürüz. Evet, şimdi stadyum önüne geldik. Stadyum önünde Göztepe Store var. Her maçtan önce Göztepe Store böyle buraya arabasını koyuyor. Taraftarlar rahat ulaşsın ürünlerine diye. Biz de şimdi geleneksel yarışma için bir atkı alacağız. Atkı çeşitleri gördüğünüz gibi bol. Göztepe taraftarı için ürünler çeşitli. Tolga'nın üstündekini ben çok beğendim. Gerçekten dizayn olarak da çok iyi yapılmış. Dembaba da giydi en son imza töreninde. Belki maçtan sonra Tolga'nın üstünden bunu atlarım da vermez büyük ihtimalle. Zor. Şimdi bir atkı çözelim. Ondan sonra da stad içerisinde görüşürüz. Biraz da maça erken girelim ki o kalabalığı atlatalım diyoruz. Stadyumun çevresindeyiz. Heyecan bitmiyor. Göztepe'nin eski amigolarından İsmail abiyle kalaldık. Abi, takım Süper Lig'de sizin zamanınızda alt liglerdeydiniz. Yine iyi performanslar diyordu ama bir başka cefa çektiniz siz. O günleri biraz anlatsana bize. Valla cefa çektik ama değdi yani. Değil mi? Tabii İzmir'in ihtiyacı vardı böyle bir şeye. Özellikle Göztepe'ye. Gördüğünüz gibi İzmir hareketlendi. Şehir hareketlendi. Şimdi bile ortam cıvıl cıvıl. Tabii yani bir de artık başarı her şey endeksli. Başarı gelince gençler, çocuklar hep Göztepe'li olmaya başladı. Biz de
Ben çok mutlu oluyorum böyle stadı dolu görmek, birincilikle oynamak. O çektiğimiz çileleri bir nebze olsun unutturuyor. İnşallah daha iyi olur diyorsun. Hep ileri. Avrupa'ya gideriz inşallah. O zaman bu sene öyle bir şey olabilir mi peki? Bu sene beklentiniz o şekilde midir? Yani neden olmasın? Biz çok iyi bir takımız. Takım yani. Şu an 7. sırada. 32 puan var. Hiçbir eksiği yok üstteki takımlardan yani. Yani biz bir de yani Türkiye'nin en iyi yönetimine, en iyi başkanına, en iyi teknik direktörüne sahip bir kulübüz ki taraftar olarak zaten en iyi biziz. Neden gitmeyelim Avrupa'ya? Hiçbir İnşallah. Neden yok. Benim umudum var. Umudum var değil, gideceğiz diye iddia biliyorum. İçerideyiz. Şimdi Göztepe'nin maç sebebi bulmak çok zor. Sağ olsun Rıza Başkan dedi ki ben sana çözeceğim diye dolayını vallahi çözdü. Onun sayesinde buradayız. Bakın nasıl gidiyor? Memnun muyuz? Yakından memnunuz. İnşallah bugün de kazanacağız. Hedefimiz Avrupa. Beklesiniz Avrupa. Peki. Yürü dünyayı sarsacak. O büyük soruyu soruyorum. Yahu çıktı ki defa geldi. Ne diyor? Ne olur? En büyük Göztepe. Ben bile çıksak Göztepe'nin önüne kimse geçemez. En büyük Göztepe. O kadar. Peki bugün ne olur? Bugün Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle. Nasıl başlar? Handikap olur lan. Handikap üst. Handikap. Yukarı üst. Yukarı. Her zaman yukarı. Aynen. Eyvallah. Devre arası tekrar konuşacağız. Yeah.
sahasındayız. Göztepe 2, Osmanlı Spor 1. Vallahi çok keyifli maç oluyor. Ben uzun zamandır böyle keyifli maç izlememiştim gerçekten. Ahmet abi, Nami diye Hilton Ahmet. Çok güzel bir lakap var ama. Bu abimiz kim bu abimiz? Göztepe taraftarının söylediği bestelerin çoğunu yazan abilerimizden. Bir de en başta söyleyeceğim, yani biz maça beste söylemek için geliyoruz günün sonunda. Maç söylemek için geliyoruz, destek için geliyoruz. Bu konu nasıl başladı abi? İçinden mi geldi yazmak? Nasıl oluşuyor bu süreç? Şimdi Göztepe tribünü zaten kendi özgün bestelerini söyleyen Türkiye tribünü, Ender tribünlerden yani. O çok önemli. O çok önemli. Yani şimdi anonim olan bestelerin yanında kendimize özgün. Her maç 10 tane, 15 tane kendimizin ürettiği, arkadaşlarımızın ürettiği, kardeşlerimizin ürettiği, bizlerin ürettiği besteleri söylüyoruz. Zamanla unutulanlarla beraber onlarca, yirmilerce, yani Göztepe tribünlerinde birçok beste var. Bunlar da herkesin hakkı büyük. Eski arkadaşlarımızın var, tribünü daha önceden kovalamış, bırakmış insanların var. Bizlerin var maalesef. Yani onu söylüyorum, yani biz burada maça geldiğimizde kendi bestelerini söylediğimizde, bu sadece maçta da değil. Yani arkadaş toplantılarımızda, yani emin olun eşlerimizle bir yere gittiğimizde, bir yemek yediğimizde bile ortamına göre biz bestelerimizi söylüyoruz yani. Bundan en büyük keyif alıyoruz. Yani hafta sonu planlarımızı Göztepe'ye göre ayarlıyoruz. Düğün tarihlerimizi Göztepe'ye göre belirliyoruz. Arkadaşlarımız düğün yaptıklarında maç gününe denk geldi mi oğlum hiç üstüne bakmasın diye onlara kızıyoruz. Bizim hayatımız böyle geçiyor. Yani Göztepe her şeyden önce bizim için bir yaşam tarzı, bir kültür. En beğendiğin besten, en beğendiğin marşın hangisi? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben bugüne kadar hep yapılan bestelerde hiç ismimle açılmasını istemedim açıkçası ama çevremizdeki arkadaşlarımız, bizi sevenler hep böyle hani... Vallahi beni sana yönlendirdiler, ben sana söyleyeyim. Yoksa benim hani yaptıktan sonra bunu ben yaptım, altını benim adım yazayım diye bir şeyim hiçbir zaman olmadı. Yani hep nacizane bir şeyler yaptım. Ama yapılanların içinde sen yüreğime huzur vereni böyle her seferinde farklı söylerim yani. Bu Candan Erçetin'in Git şarkısının melodisiyle olan beste var. Yani tabii tribünlerde söylenince insan ister istemez duygulanıyor. Tabii ki duygulanıyor. Keşke daha fazla yapabilsek ama şimdi hayatın başka telaşları bilmem ne. Tabii. O zamanki dönemde çok bir şeyler yaptık. Şimdi daha keyifli. Arkadaş kardeşlerimiz var alttan gelen. Mesela hep söylerim Etka var. Birçok arkadaşımız var. Onların isimlerini falan zikredeyim. Bu da çok önemli yani, tabii. Aynen abi. Bunları da söyleyeyim. Bayraklar onlarda. Tabii bunları devam edecekler. Çok da güzel işler yapıyorlar. Mesela her şeyden öte bir sevdik biz seni. Yani bütün Türkiye'de artık bilmem ne. Harika var. Yani o da Etka'nın. Yani inşallah devamı gelsin. Ben öyle oldum emin olun. Duruluyorum kardeşlerimden. Yani inşallah bunun da devamı gelsin. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şeyde kardeşim. Vallahi var. Eyvallah. Şimdi Yalı Derneği Başkanı Taner Valin yanında. Yani bu tribün oluşumu, bu destek, bu taraftarlık biraz da sizin sayenizde aslında. Sizin insanları eğitmeniz sayesinde. Biz var olanı daha iyi bir şekilde yaşatmak için buradayız. Her zaman dostluk, kardeşlik, herkese sevgi dolu sözcüklerle yaklaşıyoruz. Ve herkese de bizim kapımız açık. Şu anda temiz bir tribün, düzenli ve Göztepe ablemini Türkiye'nin her yerinde tribünsel olarak en iyi şekilde onurlandırmak ve ona layık olmak için çaba gösteriyoruz. Bundan 20 sene evvel veya 30 sene öncelere dönüp hala onun meyvelerini topladığımızı görebilirler. Abi kaç yıl oldu tribünlerdesin? 35 senedir. 35 yıl. 8 senedir tribünlerdeyim. Peki unutamadığın çok maç vardır. Ama böyle birkaç tane vardır. Sayarsın kendi içinden de, kendi kendine de söylersin. Hangisi mesela? Tabii iki tane final. Bankasya'dan Süper Lig'e çıktığın finaller ama unutulamayan maçlar. Tam biri Galatasaray'ı 2-0 yendiğimiz. O Türkistan'daki maç, Göksel'den falan. ben de stat'tayım. Araştırmalarımıza göre bu sene deplasmana giden en iyi ve deplasmanlara tribün yapan taraftar Göztepe taraftarıdır. Mesela biz bu hafta bir Trabzon deplasmanı yaşadık. Bu arada sizin aracınızla da hepsine tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi bağırlarına bastılar ve çok iyi bir misafirperverlik örneğini gösterdiler. Ve biz de onları inşallah burada bir dahaki sene en iyi şekilde ağırlayacağız. En iyi şekilde ağırlayacağız. Çok teşekkür ederim abi, sağ olasın. Rica ederim. Eyvallah.
sonucu Göztepe 3, Osmanlı 3. Valla çok güzel Arda maç oldu ama. Arda kardeşler 3, Göztepe 3. Öyle mi? Arda kardeşler 3, Göztepe 3. Yani çekişmeli. Valla hakemi yenemedik. Bol kaymalı çünkü yağmur da başladı maçta. Hakem katletti. Çok zor maç oldu ama. Rakipte sıkıntı yok da. Sağ olsun. Katletti Arda kardeşleri geçemedik. 12 kişiyle beraberliği aldılar. Valla İzmir'den aktaracaklarımız bu kadar. Eski dostlarla, yeni arkadaşlarla çok güzel bir maç oldu. Her zaman bekleriz. İzmir gerçekten mükemmel bir tribün kenti. Her zaman yani, bekleriz. Eyvallah. Bir yarışmamız var, onu yapalım. Koltuk sayısı soracağım yine. Koltukları saydıracağım. Koltukları saydıracağım yine size. Şimdi şu sağ tarafta görmüş olduğunuz koltuklar bugün var ya. Eve gitti şimdi evde. Orada kaç tane koltuk var? Onu yorum kısmına yazıyorsunuz. Olmadı, sonra bu atkıyı... Bir tane atı kalyoksiyon yapan kardeşime hediye ediyorum. Tekrar görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.